Haberler yayınından hepinize merhaba arkadaşlar. Kimine göre çok şaşırtıcı olan bir gelişme Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesi, kimine göre de zaten beklenen bir durum Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesi. Peki Sinan Oğan neden Erdoğan'ı destekledi? Sinan Oğan'a neler vaat edildi? Çünkü kendisi zaten diyordu bize herhangi bir şekilde pazarlığa girmeden, bize vaat edilen şeyi yerine getirmeden herhangi bir tarafı seçmeyeceğiz diyordu. Böyle bir anlayışı vardı. Demek ki pazarlıkla bir yerlere gitti. Zaten kendi anlayışından hareketle bunu çok rahat söyleyebiliriz. Peki ne oldu? Neler oluyor? Aslında bir yönüyle hem bu seçim sürecinin ikinci tura kalmasının hem bu aşamada Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin siyaseten faydalı kısımları var. Ben önce o faydalı kısımlarına değineceğim. Bu seçimin hemen akşamında da henüz sonuçlar neticelenmemişken aslında bu sonuçların çok önemli bir noktada insanların maskelerini düşüreceğini, bu yönüyle de ülkeye büyük faydası olacağını söylemiştim. Şimdi bu maskelerden birileri daha dökülüyor. Maskeler tabii lanetli yüzleri saklıyor. Proje yüzleri, karanlık yüzleri, kirli yüzleri saklayan maskeler bunlar. Bunlar birer ikişer düşüyor. Bu düşen maskelerin arkasındaki yüzleri daha henüz maskeler düşmeden bilmiş olmak, görmüş olmak, bunun farkında olmak bizim açımızdan, benim açımdan hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü ben sadece bir kişiyim, bir bireyim ve bir oy hakkım var. Asıl önemli olan onlara aldananların o maskelerin düştüğünü görmüş olması, uzun zamandan beridir bir türlü anlaşılamayan, ne kadar anlatırsak anlatalım bir noktadan sonra gelip tıkanan ve hadi canım o kadar da olmaz denen şeylerin tamamının yaşandığını görmüş oluyoruz. Öncelikle seküler seçmen olarak tarif edilebilecek olan ya da laik seçmen olarak görülecek bir kitle olarak tarif edilebilecek olan CHP kitlesini de içine alan, daha kuşatıcı olan Türkiye'de bir kitle söz konusu. Bu kitlenin önce bir bilinçlenmesi, o bilincinin aydınlığa ulaşması lazım. Önce onların gözlerinin açılması lazım. Bu maskeleri kendilerine karşı kullanan insanlara önce onların görmesi, fark etmesi lazım. Sinan Oğan'ı kimler parlattı? Oradan bakarak Sinan Oğan'ın bugünkü durumunu çok rahat okuyabilirsiniz. Özellikle Doğan Medya grubunda yer alarak 17-25 Aralık'tan sonra Doğan Medya grubu ile Erdoğan arasında büyük bir kavga çıkmasına rağmen, Erdoğan her gün onlara hakaret ve küfürler etmesine rağmen, Cem Küçük gibi sarayın çok böyle sıradan bir piyonu tarafından yazılan mektuplara bile muhatap olup cevap veren ve eninde sonunda zaten tası tarağı toplayıp gitmek zorunda kalan, ama o gitmek zorunda kalana kadar binaları bile işte Sedat Peker tarafından ve kendi organize etmiş oldukları o gençlik örgütleri tarafından taşlanan, genel yayın yönetmenleri ve o dönem gazetede çalışanların dayak yediği ve böyle bir süreçte bile Doğan Medya grubunu hatırlayın. Orada çalışanlar Doğan Medya grubundan kovulmadan, Doğan Medya grubu kapatılmadan ve oradan kovulmadan saray ne dediyse onların hepsini yapmaya devam ettiler. Sarayın rejiminin dilini kullandılar. Saray rejiminin kırmızı çizgilerine asla dokunmamayı tercih ettiler ve böyle yaparak da oradan onun hıncından kurtulacaklarını sandılar. Ama bu sanma paçavra olmalarına kadar götürdü onları. En nihayetinde bertaraf edildiler. İşte o dönem Doğan Medya grubunda çalışan, daha sonra işte dediğim gibi Doğan Medya grubundan kovulmadan muhalif tarafa geçmeyenler bir anda kıymete bindiler. İşte Halk TV, Sözcü gazetesi, diğer yerlerde kendilerine yer bulmaya başladılar. Bu isimler Sinan Oğan'ı parlatıyorlardı. Daha o zaman da merkez medyadayken sürekli çıkarıyorlardı. Ondan sonra da Halk TV'ye kendi konuklarını transfer eder gibi onu da transfer ettiler. Ve işte o seküler, Atatürkçü, Kemalist taifeye de Sinan Oğan'ı yutturdular. Onu bir güzel paketlediler, palazladılar. Şimdi de çıkmışlar her biri, ah çok büyük bir şaşkınlık içerisindeyiz. Sinan Oğan oysa ki böyle biri değildi, arkadaşımızdı, ne oldu falan gibi. Kendilerince bir tiyatral oyunun içerisinde insanları kandırmaya devam ediyorlar. Ve kanıyor insanlar. Sadece kananlar AKP cenahı değil ki. CHP cenahı da diğer partilerin tabanları da kanmak istiyor, kandırılmak istiyor. Şimdi Sinan Oğan'ı böyle palazlayan, ortaya çıkaran, ondan sonra böyle parlatan, kimse kusura bakmasın, ne AKP medyasıydı ne MHP medyasıydı. Hatta onlar tam tersi, o güvenilmez olduğunu, işte bir ihanet içerisinde olabileceğini, her an satabilecek bir potansiyelde olduğunu söylediler Sinan Oğan için. Ve kendine Kemalist, Atatürkçü, CHP'li medya diyen medyada Sinan Oğan'ı parlattıkça parlattılar. YouTube kanallarına çıkardılar, yayınlara çıkardılar, her yere çıkardılar. Sanki bütün Kemalist ve Atatürkçüler CHP'ye kızmış, küsmüş ve onlar kaçmışlar, gitmişler. Sinan Oğan'ın eteği altında toplanmışlar gibi bir profil çizdiler. Şimdi Sinan Oğan kendi üzerine düşen görevi yaptı ve pazarlık hususu ön plana çıktığında da ne yapabileceğini göstermiş oldu.
Başından beri de böyleydi. Şimdi Sinan Oğan'la ilgili işte sarayın yanına yanaşmasını nasıl okumamız gerekiyor? Bu derin devletin sarayı kuşatması mıdır gibi daha yine buna benzer şeyler söyleniyor. Ben artık böyle hiç şey yapmadan, kızmadan, öfkeye kapılmadan tane tane yine anlatmaya çalışacağım. Daha önce de söyledim. Derin devlet, düz devlet bir oldu, görünür oldu, maskeler düştü. Hepsi de sarayın kontrolünde, sarayın etekleri altında birleştiler. İşte Hulki Cevizoğlu, Metin Feyzioğlu, Mehmet Ali Çelebi, Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, işte DSP Genel Başkanı, şimdi de Hüdapar, ardından Sinan Oğan. Hepsini saray birer ikişer birer ikişer kendi piyonları haline getiriyor. Çünkü bunlar kendi bulundukları, bağlı bulundukları merkezler dağılalı çok oldular. Çok oldu. Her biri birbirlerinin zaten ayrı ayrı kuyruklarına basan tiplerdi bunlar. Şimdi saray bunları derin devlet, düz devlet birleşerek sarayın bahçesini çok güzel bir şekilde dizayn ediyor. Şaşıran şaşırıyor. Ben de şaşıranlara şaşıyordum. Artık şaşıranlara da şaşırmıyorum. Biraz tekerleme gibi oldu. Çünkü Türkiye siyaseti çok kötü bir filmi, yani finali belli olan, sonu belli olan çok kötü bir filmi izlemek gibi. Yani ben mesela bazen filmleri 10 dakika izleyebiliyorum, sonra kapatıyorum çünkü daha 10 dakikadan sonuna doğru gidişatı tahmin edebiliyorum ve çok üzüyor beni öyle filmler. Zaman kaybı yaşamak istemiyorum. Türkiye'de böyle. Ama işte izleyiciler, işte o filmden etkilenenler ya da o filmin kötü baskısı altında kalanlara da yardımcı olma çabasıyla işte bu filmi kapatamıyorum. Yani buradan gidemiyorum. Neyse. Şimdi o gidip gitmeme meselesi ayrı bir konu ama film böyle. Dolayısıyla da şaşırmıyorsunuz. Yani böyle sonlarla karşılaştığınızda şaşırmıyorsunuz. Şimdi Sinan Oğan'a işte Erdoğan'ın MHP genel başkanlığını teklif etti. Ya da Sinan Oğan'ın kafasında MHP'nin genel başkanlığı olduğu, dolayısıyla da Erdoğan'a yaklaştığı, dolayısıyla da bunu tercih ettiği söylenebilir, bu makul gelebilir. Ama makul gelmeyen bir şey size söyleyeyim. Bunu söylemek MHP'yi ve şu an Bahçeli'nin dizayn ettiği, tanzim ettiği MHP'yi hiç anlamamak demektir. Bahçeli'nin işaret ettiği bir kişi haricinde hiç kimse MHP genel başkanı olamaz, bu bir. İki, genel başkana itiraz etmiş, MHP'den soruşturma geçirerek atılmış olan, farklı farklı yerlerde dolaşarak başka bir şekle bürünmüş olan biri tekrar yeniden gelip MHP genel başkanlığına oturamaz. Bunu söylemek İşte MHP'nin Tuğrul Türkeş'ten ta bugüne kadar gelen süreçte MHP'yi hiç tanımamakla ilgilidir. Ta 1946-47'leri Türkiye'nin o dönemini bilmemekle ilgilidir. NATO'ya girişi bilmemekle ilgilidir. MHP'yi hiç tanımamakla ilgilidir. MHP'nin şu anki halini de bilmemekle ilgili bir durumdur. MHP içerisinde alternatif olabilecek, Bahçeli'nin işaret edeceği isim haricinde alternatif olabilecek, kendi başına çalışma yapabilecek ve oradan çıkabilecek herkes dost düşman demeden öldürülür. Örnek Sinan Ateş. MHP'nin gitmekte olduğunu, kaymakta olduğunu ve genç bir tabakaya, genç bir kitleye hitap etmesi gerektiğini ve biraz daha farklı argümanlarla ortaya çıkması gerektiğini düşünen, MHP içerisinde eskiden beri MHP ile birlikte hareket eden, MHP'de olan, ülke ocaklarında çalışan, MHP için uzun yıllar boyunca mücadele etmiş olan isimler bir araya gelerek MHP'nin Bahçeli'den kurtulması gerektiğini ya da Bahçeli sonrası Bahçeli'nin bugün çizmeye çalıştığı çizginin dışında bir MHP olması gerektiğini savunanlar Sinan Ateş'le toplantılar yapıyorlardı. Sinan Ateş'i bir organizenin ortasında bir organizatör gibi kullanmaya başlamışlardı. Sinan Ateş bunlarla görüşmeler, toplantılar yapıyordu. MHP'nin geleceğini kendi çizgilerinde yeniden tanzim edeceklerini düşünüyorlardı ve bir yönüme ile MHP'nin o eski aksaçlıları, emeklileri Sinan Ateş'i ve Devlet Bahçeli sonrasını hazırlıyorlardı. Bu ortaya çıkar çıkmaz Sinan Ateş öldürüldü. Şimdi Sinan Oğan, isim benzerliği de var. Sinan Oğan'ın böyle bir gücü yok. Yani MHP'nin genel başkanlığına Bahçeli'den sonra geçebilme gücü yok. Bugünlerde almış olduğu %5'lerle, bugünlerdeki o havasıyla, civasıyla da MHP'nin bahçesinden bile içeri giremez. Yaşayacağız, hep beraber göreceğiz. Şayet Sinan Oğan'ın böyle bir gücü olsaydı, Bahçeli tarafından yine o etrafındaki MHP'nin hem de devletle de temaslı olduğunu iddia eden o kirli ve karanlık yapı tarafından çoktan öldürülmüş olurdu. Diyorum ya, düz derin hepsi bir oldu. İşte o bir olan şey tarafından çoktan ortadan kaldırılırdı. Dolayısıyla bir defa bu Sinan Oğan'la ilgili mantık silsilesinde yerini bulan ama gerçekte hiçbir şekilde yerini bulmayan MHP Genel Başkanlığı iddiasına bu açıdan bakmak lazım.
Sinan Oğan işte ya Cumhurbaşkanlığı yardımlığı ya bakanlık ya da para. Bu üçünden biriyle mutlaka Erdoğan'la birlikte hareket etme durumuna kalmış. Zaten böyle insanların siyasette de durumları bellidir. Ya da kendisi siyasi ihtiraslarına kapılmış, kendi kendini MHP'nin genel başkanı olarak görme gafletinde bulunarak bu tercihte bulunmuştur. Şimdi gelelim Sinan Oğan'ın AKP'ye geçmesiyle birlikte önümüzdeki turda Erdoğan'ın işte %55, %56'ya seçimi kendisi için ayarlayabilirse bir kılıfı olmuştur artık Sinan Oğan. Yani diyecekler ki Sinan Oğan'a giden %5'i komple aldık. Zaten bir sandık açıldığında 5 kişinin oyu sayıldığında da Sinan Oğan'ın oyu %5'ti. Bütün sandıklar kapandığında da Sinan Oğan'ın oyu %5'ti. O oyu kimin tanzim ettiği zaten belliydi. Şimdi sarayın güzel bir oyunu ve bu oyun tuttu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu durum ve psikolojiyi anlamak için açısından bir şey söyleyeceğim size. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na şu dikte edildi. Daha seçim gecesi şu dikte edildi etrafındaki danışmanları insanlar tarafından. Efendim seçime sandığa gitmeyen çok milyonlarca insanlar var. Ve bu gitmeyenler de gidip Sinan Oğan'a oy verenler de Kemalist ve Atatürkçüler. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu buna inanmış bir şekilde bu doğrultuda hareket ediyor. Buna göre plan ve projelerini yapıyor. Seçime buna göre hazırlanıyor. Ve bunlar bir tuzak daha kuruyorlar şu an Kemal Kılıçdaroğlu'na. O da diyorlar ki Ali Babacan, Davutoğlu, İşte şey nedir o Temel Karamollaoğlu bunların hepsinin etrafında at 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 bunlar. Ya da onlara sesleniyorlar diyorlar ki çekilin çekilin siz çekilin zaten oyunuz yokmuş. Şimdi bunu dediğiniz zaman Erdoğan %60 ile kazanır. Net. Çünkü Erdoğan'a oy veren kitle işte devletin bakası, milletin bakası bilmem ne falan filan din üzerinden Erdoğan'a bağlı olarak hareketlerini yürütüyorlar. Diğer taraftakiler kafa karışıklığına neden oluyor. Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın, Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları, çıkışları, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket etmeleri o kitlenin kafasının karışıklığına neden oluyor. Kimisinin sandığa gitmemesine neden oluyor. Ama böyle bir durum gerçekleşirse onlar hep beraber sandığa gidecekler. Zaten %60 ile Erdoğan kazanır. Şimdi böyle bir oyunun, böyle bir tezgahın içerisinde ikinci tura doğru gidiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu bunu satın almış durumda. Yani Atatürkçü ve Kemalistler de gitmeyenler sandığa, onlar geri gelirse bana oy verirlerse benim oyum artacak. Bu noktada da Ümit Özdağ'la Muharrem İnce devreye girecek anlaşılan. Yarın onu destekleyeceklerini söyleyecekler. Keşke tarafsız kaldıklarını açıklasalar ya da desteklemeseler diye düşünüyorum. Neden? Çünkü bu insanlar Sinan Oğan gibilerden daha tehlikeli. Sarayın artık bahçesinde toplananlar, maskeleri düşenler daha az tehlikeli. Herkes bunların gerçek yüzünü görüyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün eğer Kemalist ve Atatürkçülerden sözüm ona oy almamasının temel nedeni Muharrem İnce ile Ümit Özdağ'dır. Şimdi Ümit Özdağ'la Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğundan ta bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na verebilecekleri bütün zararı verdiler. İlk turda bütün zararı verdiler. Şimdi de ikinci turda onun yanında yer alarak zarar verecekler. Çünkü Kürtler var, farklı demokrat ve liberal düşünenler var, kanun hükmünde kararname mensupları var. Bunlara cephe açacak olan bir yapı içerisine girecekler. İkinci tura giderken Erdoğan'ın ekmeğine yağ üstüne yağ sürecekler. Sinan Oğan böyle yüzüne şey sürüyor ekmeği, yağ, böyle tereyağını düzden böyle sürüyor ekmeği, hop kızartıyor. Ümit Özdağ'la Muharrem İnce tersten ekmeğe yağ sürüyorlar, hop kızartıyorlar. Böyle tereyağlı ballı ekmek sunuyorlar saraya. Şimdi böyle tezgahlarla, böyle durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Şimdi ben de anlıyorum işte böyle ama bu çok belirgin, çok görünen bir şey. Fakat işte bunların akıl oyunları, böyle yaptıkları oyunlara akıl sır ermiyor deniyor ya. Biz de aylarca, ısrarla, yıllarca bunu anlat, 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 anlat. Dilimizde tüy bitti. Anlatmaya devam edeceğim ben. Ta ki en son maske düşene kadar. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar da biz anlattıklarımız kendi taraftarları, kendi peşinde giden insanlar tarafından kabul görmesin diye. Ya işte sarayın dilini kullanarak saldırıyorlar. İşte bana da terörist diyorlar, kaçtı diyorlar, öyle diyorlar, böyle diyorlar. Topluyorlar, çıkarıyorlar, geliyorlar. Erdoğan'ın diliyle karşımda duruyorlar. Onlara vuruyorum Erdoğan'dan ses geliyor. Erdoğan'a ses veriyorum, vuruyorum onlardan ses geliyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Karşımızda da böyle bir durum söz konusu. Şimdi gelelim bu Hüdapar meselesine ve Hüdapar'ı nasıl bunların kabullendiği meselesine. Herkesin ıskaladığı bir şey var, Hizbullah meselesi. Hizbullah uzun zamandan beridir, Hizbullah terör örgütü uzun zamandan beridir herhangi bir eylemde bulunmuyor. Örgüt yapılanması dağılmış durumda. Siyasallaşarak Hüdapar çatısı altında birleştiler ve bir daha eylem yapmadılar. Bunların 20 yıl önceki eylemlerine bakarak bugün Hizbullah üzerinden değerlendirmeler yapılıyor ve bence yanlış yapılıyor. Çünkü Hüdapar aslında artık
Kürtler içerisinde daha büyük bir problem olabilmek üzerine kurulmuş olan yeni bir siyasi oluşuma doğru gidiyor. HDP çizgisinden gelen Kürt siyasi bileşenleri uzun yıllar boyunca Kürtlerdeki muhafazakarlığı da keşfederek, Kürtlerin muhafazakarlarını da yanlarına alarak hareket etmeye çalıştılar. Sol sosyalist çizgiden biraz daha uzaklaşarak daha demokrat, daha halkçı bir çizgili hareket etme düşüncesiyle muhafazakarlara da hitap edebilecek isimlerle hareket ettiler. Nimetullah Erdoğmuş onlardan biriydi, Ayhan Bilgen onlardan biriydi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hüda Kaya. Böylece şeylerin de muhafazakarların da oylarını alabileceklerini düşünüyorlardı. Kendilerince doğru bir adım atıyorlardı. Şimdi o alan boş kaldı. Özellikle HDP'deki son zamanlarda yaşanan olaylar, parti içerisindeki farklı bakış açıları, Yeşil Sol Parti'nin içerisindeki sol kavramının çok belirgin olması, Kürt muhafazakarların acaba demesine neden oldu. Ve o acabalar büyüdü kafada. Şimdi Hüdapar'ı Kürt muhafazakarlar için merkez haline getirmeye çalışıyorlar. Asıl tehlike Hizbullah değil. Çünkü artık Hizbullah tehlikesi deşifre olmuş olan, isimleri bilinen, ne yaptıkları bilinen ve 20 yıl öncesinde geride kalmış olan pespaye bir yapı. Zaten o yapının elemanları, arkadaşlarımız bizi hapse attılar fakat yanlış olduklarını fark ettiler, geri döndüler diyen insanlar. Hizbullah bünyesine mensup olan isimlerle bir iki defa böyle bazı noktalarda, mesela bir tanesi başka bir ülkede ateşe bile olarak atanmış. Bunlarla konuşurlarken AKP dönemini nasıl size bu imkanlar sağlandı diye anlattığımda onlar öyle anlattılar. Dediler ki bunlar yine herkes için aynı cadı söz konusu zaten. Ya bize zaten AKP Erdoğan bir şey yapmamıştı ki. Bize işte bu FETÖ'cüler bizi hapse tıkmıştı. Bizi onlar terör örgütü ilan etmişlerdi. AKP zaten bizim arkadaşımızdı. AK Parti zaten bizim arkadaşımızdı. Onlar bizim dini arkadaşlarımız, İslamcı arkadaşlarımızdı. İslam yolunda beraber hareket ediyorduk. Onlar yanlışı gördüler, bizi o şeyden çıkardılar. Biz arkadaşlarımız tarafından kadre uğramış, zulme uğramış insanlardık diyorlar. Zaten bakış açıları böyle ve zaten uzun zamandan beridir bunlar devletin kadrolarında farklı yerlerinde yer alıyorlar. Hüdapar'la yeni anlaşılmış değil. Zaten Hüdapar'la böyle yeni anlaşılmış gibi tepki verilmesi çok saçma. Hüdapar bir önceki seçimlerde de Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Bu kararı boşuna mı aldılar zannediyorsunuz? Bunlara hiçbir şey verilmedi mi zannediyorsunuz? Zaten 7 senedir birlikte yürüyorlar ki. Sanki 7 aydır birlikte yürüyormuş gibi heyecan yapmanız, ondan sonra bunun üzerinden siyaset yapmanız, işte böyle şey at geliyor, domuz bağı geri geliyor falan filan diye bağırıp çağırmanız falan işte yerini bulmuyor, bulmuyor. Bulmuyor. Çünkü 7 yıl geriden geliyorsunuz. Şimdi de geriden takip etmek var. Ve Hizbullah adamların projesi daha büyük. Daha büyük bir proje. Nedir o? İşte bu Kürt muhafazakarları, ortadan ikiye bölme, Kürtleri tamamen farklılaştırma, başka bir coğrafyaya gelme, daha demokrat ve halkçı davranan Kürtlerin ya da öyle düşünen Kürtlerin yönlerini başka yöne çevirme ya da onlar önüne set olma, engel olmak için yeni bir oluşum içerisine giriyorlar. Artık devlet destekli bir Hüdapar olduğu için Kürt muhafazakarlar da muhafazakarlığın temelinde dinden ziyade devlet vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunun Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Türk'ü fark etmez. Devlet destekli bir parti bir muhafazakar tarafından her zaman daha önce tercih edilir. Şimdi ona bir alternatif oluşturmaya çalışıyorlar. Alt bir taban oluşturmaya, bir sosyoloji oluşturmaya çalışıyorlar. Onun üzerine gidiyorlar. Uzun zamandan beridir Erdoğan neden bağırıyor Yasin Börü, Yasin Börü diye? Yani kurulan o düzeni görmek lazım, okuyabilmek lazım. Dolayısıyla da şimdi Sinan Oğan, MHP, Bahçeli bunlar nasıl ikna oldular domuz bağı bilmem Gaffar Okan katiliyle bir araya gelmeyi? Bunlara deniyor ki işte bu Hüdapar sisteme entegre oluyor. Hizbullah diye bir şey artık ortadan kalkıyor. Onlar artık şiddet eylemlerine bulaşmayacak. Biz bunları entegre ediyoruz ve bu entegrasyondan aslında Türkiye için çok büyük bir zararlı olabilecek. Kendilerinin fikri açısından söylüyorum bunları. Türkiye için gelecekte çok büyük zararlı olabilecek, devletin bekasına kast edebilecek işte bir Kürt siyasi oluşumu var yıllardır devam ede gelen HDP çizgisi. Bunun karşılığına bir alternatif olarak devleti koruyacak, bekasını koruyacak, muhafaza edecek ve yeri geldiğinde de kullanabileceğimiz yeni bir oluşum kuruyoruz diyerek Hüdapar'ı işin içerisine çekmiş oldular. Şimdi artık onlara daha büyük imkanlar tanınacak, medya imkanları tanınacak, para imkanları tanınacak, sokaklarda daha çok onların şeyleri olacak ve böylece daha görünür, daha belirgin, daha konuşkan olacaklar.
ve oy kitlesini oraya yönlendirmeye çalışacaklar. Muhafazakarlar tarafından oraya doğru gidecek. Zaten HDP içerisinde de bir kısım daha farklı olaylara bakan sol sosyalist çizgisinden gelen, inancı öteleyen, muhafazakar yapıdan uzak durulması gerekiyor diyen bir yapı zaten var. Bu da onları besleyecek. Karşılıklı olarak birbirlerini böyle besleyebilecek bir yapıya doğru ilerliyoruz. Şimdi Hüdapar'ın entegrasyonu sağlandı. Bu daha büyük bir tehlike aslında ama yarınlar adına. Fakat bugünden işte seçim kazanmak için yok domuz bağcılar geri geldi, onlar meclise girdi, öyle oldu, böyle oldu gibi yaklaşımlar. Çok basit, çok sıradan, hiç yerini bulmayan yaklaşımlar. O yüzden de orası oy kazandırmaz. Yani CHP oy kazandırmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'na orası oy kazandırmaz. Şimdi CHP kaynayan kazan. Şu an CHP içerisinde tabii Ümit Özdağ, Muharrem İnce. Şimdi Muharrem İnce'yi eleştirdiler. Muharrem İnce yaptı yapacağını. Ama yarından itibaren bir destek açıklarsa Kemal Kılıçdaroğlu'na göreceksiniz CHP medyası, etraftakiler, bütün şeyler için, CHP'liler için Muharrem İnce'den daha değerlisi olmayacak. Alacaklar yine ağlayacaklar, pullayacaklar, bağırlarına basacaklar. En son noktada zaten evladımız da son noktada bakın nasıl da gelip yine destek oldu. Esaslı adammış demeye başlayacaklar. Geçmişte yaptığı her şeyi unutarak. Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'yi nasıl karıştırdıkları, birinci tura, ikinci tura kalması için allem kallem ettikleri bütün planlar, tezgahların hepsi de unutulmuş olacak. İşte Türkiye'nin iki önemli sorunu var. Bir, halkın balık hafızası olması, iki, siyasetçilerin arsız olması. Hangisi birbirine destekliyor ondan emin değilim. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Siyasetçiler bu kadar arsız olduğu için mi bir süre sonra toplum balık hafızalı haline geliyor? Çünkü yetişemiyor artık alavere. Acaba balık hafızalı olduğu için mi toplum siyasetçiler bu kadar arsız hale geliyor? İşte bunu çözemiyorum. Çözemediğim konulardan bir tanesi bu. Ama bu iki durumun birbirini beslediğine hiç şüphe yok. Şimdi az biraz albenisi olan kimilerine göre, bazılarına göre az biraz albenisi olan Sinan Oğan'ı aldılar, alladılar, pulladılar. En sonunda Atatürk diye o da Erdoğan'a ulaştı. Zaten çok fazla Atatürk diyen 6 ay sonra Erdoğan'a ulaşıyor. Kandırıyorlar çünkü insanları. Çok inanılmaz derecede antipatik olan CHP kitlesi tarafından da İYİ Parti tarafından da sevilmeyen, hele hele Kürtler tarafından hiç sevilmeyen ve çıktı her şeyde bir negatif enerji yayan Ümit Özdağ'ı da Muharrem İnce'yi de çıkaracaklar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına destek olacaklar. Anladınız mı şimdi olayı? Yani saray oyunlarını oynamaya devam ediyor, kurmaya devam ediyor. Maalesef ki aslında muhalif kesimin ve kitlelerin olayın farkına varamamasıyla muhalif siyasetçiler de bu oyunda ya figürana ya piyona dönüşüyorlar ya da sahneden atılıncaya kadar kendilerini aktör zannetme rahatsızlığına, hastalığına kapılıyorlar. Şimdi durum karşımızdaki manzara bunu gösteriyor. Karşımızda böyle bir durum var. Peki bütün bunlardan çıkan sonuç ne? Ben her defasında aynı şeyi söylüyorum. İşte bütün bunları anlatırken, böyle tane tane giderken, ben bütün bunlardan sonra çıkardığım sonuç, bütün bunları anlatıp çıkarımda bulunanlardan farklı bir sonuca varıyorum. Bunları anlattıktan sonra herkes şöyle düşünüyor, genelde böyle düşünüyor. O zaman her şey bitmiş, tası tarağı toplayalım, çıkalım. Ben de tam tersini düşünüyorum. Böyle olması, maskelerin düşmesi, tarafların net olması, her şeyin alani bir şekilde ortaya çıkmış olması ülkenin menfaati için önemlidir. Ve bugünün yarınları da vardır. Biz en büyük hatamız bizim yarını bugünden değerlendiriyor olmamız. Bu bir hata değil aslında, belki de olması gerekendir ama şu an itibariyle çok büyük bir hataya dönüşüyor. Çünkü yarının değerlerine, yarının sonuçlarına bugünkü konjonktürle varamıyorsunuz. Bugünden varamıyorsunuz. Çünkü bugün çok karanlık, çok sisli, çok puslu, her şeyin bir netleşip düzelmesi lazım ve o düzlüğe doğru gidiliyor. Günün birinde ne olur? Türkiye sahili selamete çıkar mı? Çıkar. Demokratik değerlerle buluşacak bir ülke olur mu? Olur. Bu seçimde de kaybetse Kemal Kılıçdaroğlu mücadelemize devam etmeyecek. Biz ona katlayarak devam edeceğiz. Erdoğan bütün bunlara rağmen, bu kadar alavere rağmen bu sistemi yürütebilir mi? Yürütemez. Altında kalacak. Çürüyecek zaten. Bütün bunlar olacak. Ama bugün, ama yarın, ama uzun zamanda böyle olacak, böyle olacak diyorsunuz. Oluyor zaten. Hiçbir şey olmadı deniyor. Olmaz olur mu hiçbir şey?
Eridikçe eriyor, eridikçe eriyor. Görüyorsunuz işte bütün tezgahları, bütün planları açıktan oynamak zorunda kalıyorlar. Bütün piyonlarının tek tek maskelerini indirmek durumunda kalıyorlar. Ana aktörler gibi görülen muhalefet içerisinde sızmış olanları da geri çekiyorlar. CHP'yi karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu kazansa da kazanmasa da CHP içerisinde Kemalist ve Atatürkçüleri tasfiye ettiniz diye şimdiden ortalığı yaygaraya veren ulusalcı, Avrasyacı kesim CHP'yi yeniden ele geçirmek istiyor. CHP'nin kontrolünü ele geçirmek istiyor ve bunu yaparken de üç kişiyi istemiyorlar. Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ve en önemlisi de Kemal Kılıçdaroğlu. Bu üçünün tasfiyesi için çalışıyorlar ve şimdiden medyada duyacaksınız, kulak kabartın bunu söyleyenlere ve medyada duyduğunuz zaman da bu tezgahı anlayın. CHP içerisinde Karadeniz lobisi oluştu diye bir yaygara koparıyorlar. Bunun temel nedeni Ekrem İmamoğlu'nu, Canan Kaftancıoğlu'nu, hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek. Bunlar yavaş yavaş dirilmek istiyorlar. Çünkü CHP'de kontrolü ele geçirerek bu CHP'deki kontrolle tekrar yeniden devletteki kontrolü ele geçireceklerine inanıyorlar. Yeniden devlete hakim olacaklarına inanıyorlar. Şöyle bir yanılgı içerisindeler. Bir dönemin derin devletin bütün mekanizmaları şu Gülencilere bir piyasadan çıkaralım da Erdoğan'ı devirmek kolay dediler. Ve Erdoğan onları tek tek devirip kimini de tasmalı hale getirip sarayına çekti. Bazılarını emekli ayağa ayırdı, gönderdi, bir kenara bıraktı. Şimdi de CHP içerisindeki çöreklenmiş olan ulusalcılar, bugün de onlar şöyle bir çalışma içerisindeler. Biz hele bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Ekrem İmamoğlu'nu, Canan Kaftancıoğlu'nu bunları bir bertaraf edelim de, hele bir CHP'yi tekrar yeniden kendi çizgimize getirelim de, ondan sonra tekrar yeniden Erdoğan'ı devirmek ya da devletin o bürokrasisini, kadrolarını ele geçirmek kolay diye düşünüyorlar. Ya da zaten biz bunu yapalım. Erdoğan zaten devleti yönetemeyecek. O yönetemeyeceği zaman bize kalsın diyorlar. Emin olabilirsiniz ki hiçbiri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istemiyor. Hiçbiri Erdoğan'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu olsun istemiyorlar. Hepsinin tek düşüncesi var. Erdoğan gitmesin şimdi. Öyle bir zamanda gitsin ki Erdoğan her şey bize kalsın. Biz yeniden tanzim edebiliriz. Böyle muhteris, böyle hırslı, böyle ideolojisini vatan edinmiş, ideolojisini ülke edinmiş menfaatperestlerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla da en çok da ben CHP'ye acıyorum aslında. İçlerindeki o klikler, o çatışmalar. Oh! Ve bir türlü bunu anlamak istemeyen, görmek istemeyen bir CHP seçmeni var. Çünkü medya, CHP'ye yakın gibi görünen medya, Atatürkçülük ve Kemalizm adı altında kendilerine o kılıfı giydirerek çok güzel bir şekilde bu Avrasyacı derin yapılanmaları palazlıyor, parlatıyor, sonra kimini saraya misafir ediyor, konuk ediyor, kimini de hala görevini devam ettirsin diye CHP'nin içerisinde yerini tahkim ettiriyor. Böyle de bir medyaları var. Ne yaparsınız? Biz de bu gerçekleri anlattığımız zaman zaten direkt sarayın ağzıyla alıyorlar. Benimle ilgili saray medyası ne diyorsun? Bütün bunların hepsini allayıp pullayıp kendileri de bunu gündeme getiriyorlar. Fakat bilmedikleri bir şey var. Ya da bilmiyorlarsa da bilsinler. Artık muhalif kesimin önemli cenahları bu videoları dinliyor ve bunlara değer veriyor, bunları paylaşıyor ve bana DM'den farklı farklı yerlerden yazıyorlar. Anlattıklarıma hak ve değer veriyorlar. Onlar da maskelerin düştüğünün gayet de farkında. Hatta CHP'nin önemli isimleri benimle irtibata geçtiğinde de tabanımız sizi çok dinliyor, dikkate alıyor Sait Bey. Lütfen yayınlarınıza devam edin diyorlar. Dolayısıyla da bunların da ipliği pazara çıkıyor. Yeter ki biz durduğumuz yerde devam edelim. Aynen hiç çizgimizi bozmadan yürüyelim. Bakın size çok net bir şey söyleyeceğim. Hani bana diyorlar ya terörist Türkiye'ye gelemez, şöyle olamaz. İşte saray tarafından ben Fuat Avni ilan edilmiştim ya. Fuat Avni'ye bilmem ne vermiş. Saçma sapan şey söylüyorlar ya. Bak. Tam sırasıyla sayamasam bile sayacağım bak. Bakın şimdi. Zaten gazetecilere, medyaya onlara hiç girmeyeyim. Onlara hiç girmeyeyim. Ama mesela işte Devlet Bahçeli. Süleyman Soylu. Numan Kurtulmuş. İşte DSP'nin genel başkanı. Doğu Perinçek. Soner Yalçın. Gerçi medyaya girmeyeceğim dedim ama yine o geldi. Yılmaz Özdil. Dolaylı doğrudan. Sarayın yanında yer alanlar var. Dolaylı doğrudan. Bunlar da dolaylı. Hala film fırıldak peşindeler.
şimdi Sinan Oğan. Hani bir sürü isim var böyle. Hulki Cevizoğlu, Metin Feyzioğlu, Mehmet Ali Çelebi. Bak, her tarafın çok değerli gördüğü bu isimler hepsi saraya yanaştı. Bunların çoğuna teklif edilenden çok daha fazlası, daha ben haberdarın başındayken bana teklif edildi, elimin tersiyle ittim. Şimdi size net bir şey söylüyorum. Şu an buradan size net bir şey söylüyorum. Sevgili Türkiye kamuoyu, Türkiye halkı. Ben istesem 2 gün sonra Türkiye'ye dönerim. 2 gün sonra. Birkaç saat sonra bir yayın yaparım. Birkaç saat sonra. Ve derim ki, ey reis, ey Erdoğan, sen çok büyük bir lidermişsin. Ben seni anlayamamışım. Ve çok başka fikirlere, düşüncelere kapılmışım. Meğer haklı olan, doğru olan senmişsin. Ve bütün bu yaptıklarının hepsi de doğruymuş. Ve ben de bir gazeteci olarak, bir siyasi analist olarak artık kendimi belki de öyle tarif edebilirim. Çok büyük yanılgılara kapılmışım. Ey muhalifler, siz de hiçbir şey bilmiyormuşsunuz. Aynen istikrar için, Türkiye'nin geleceği için yerimiz sarayın yanıdır. Ve gelin hepiniz de Erdoğan'a biat etmelisiniz diyeyim. Benim 2 gün sonraki biletimi Erdoğan alır. Tamam. Dolayısıyla da yani biri hakkında konuşurken, ederken, öyle böyle derken biraz daha düşünerek konuşmak, hareket etmek lazım. Ha, şundan ötürü söylüyorum. Benim derimi yüzseler, bedenimi ortadan ikiye bölseler, ben bu çapulcu sürüsüne, bu çeteye eyvallah demeyeceğim. Burada ölsem benim bedenimi gömecek toprak bulamasınlar, ben o çeteye eyvallah demeyeceğim. O ayrı bir konuna girmiyorum. Demek istediğim o değil. Sadece sizin gözünüzü boyamaya çalışanların benimle ilgili söylemiş olduklarını, sözleri biraz dinlerken bir de bu taraftan bakın. Bu adamın derdi ne ki? Zoru ne ki diyeyim. Dolayısıyla sevgili dostlar, hiç ümitsizliğe de düşmeden biz mücadelemizi aynen bu şekilde vermeye de devam edeceğiz. Sizi bizi kalmadı artık ideolojilerin, kimliklerin, düşüncelerin, gidilen yolların anlamsızlaştığı, tek yolun, tek birleşim aşamasının demokratik değerler olduğunu artık kavruyoruz, biliyoruz. Ve bizim bir tane sevdamız var. Her birerlerimizin, o da ülke sevdası. Bundan da vazgeçecek değiliz. Velev ki bunun bedeli ölene kadar mücadele etmek gerekiyor olsa bile. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.